the most happy flavor. Deep and hearty flavor. It's the most happy flavor in the USA. Those famous flavor buds of real coffee are now bursting with new fresh roast flavor. MIT'de fizik profesörü olan Robley Evans, 1965 yılında kurşun tabut içinde korunmaya alınmış bir iskeletin mezarından çıkarıp detaylı olarak incelemeye başladı. İnsan vücudunun radyoaktivite alımını ölçmede uzman olan Evans, üzerinde çalışma yaptığı 33 yıl önce ölmüş bir adama ait iskelet kemiklerinde 225 bin becquerel radyoaktivite tespit etti. Bu da demek oluyor ki, ölmeden önce bu adam vücuduna her ne aldıysa bu şey kemiklerini tamamen ışıldar hale getirmiş. Çünkü Evans'ın kemiklerde tespit ettiği şey, 1898 yılında Pierre ve Marie tarafından keşfedilen son derece radyoaktif bir element olan radyumdu. Ve radyumun 1600 yıllık bir yarı ömrü olduğu için iskeletin kemikleri henüz bozulmaya uğramamış bu tehlikeli elementle doluydu. İncelemesini tamamlayan Profesör Evans, bir daha açılmamak üzere toksik kemiklerle dolu kurşun tabutu olabildiğince hızlı bir şekilde mezara tekrar geri gönderdi. 1918 ila 1928 yılları arasında Bailey Radyum Laboratuvarları, Redditor adlı bir enerji içeceği üretip piyasaya sürdü. Yaşayan ölüler için bir çare, sürekli güneş ışığı gibi sansasyonel sloganlar kullanarak reklamı yapılan içecek o kadar popüler hale geldi ki, kendisini halsiz hisseden, uyku problemi yaşayan, gençleşmek isteyen, ağrısı ya da sızısı olan herkes bu mucizevi içeceğin nimetlerinden faydalanmak için sıraya girdi. Harvard Üniversitesi'nden ayrılan ve tıp doktoru olmayan radyum laboratuvarları sahibi William Bailey, Redditor'u yaklaşık 29 mililitrelik şişelerde 1920'lerde 1 dolar gibi, ki günümüzde yaklaşık 16 dolar civarı bir para, oldukça pahalı bir fiyata satıyordu. Çünkü bu enerji içeceği her biri en az 1 mikrokür radyum 226 ve radyum 228 izotopu içeren radyoaktif sudan oluşuyordu. Hey, that's embarrassing, isn't it? More important though, a cough spasm can cause strain that many doctors consider harmful. But now there's Teak, the new cough medicine with TC44. Redditor'un en ünlü müşterisi Amerikan sosyetesinden ünlü amatör golfçu Eben Byers'tı. Byers, Redditor'u kırık kolunu iyileştirmek için aldığında tanıdı. Kolu iyileştikten sonra bile büyük miktarlarda bu içeceği tüketen Byers, 3 yıldan fazla bir süre boyunca günde 1 ya da 2 şişe, toplamda 1400'den fazla şişe Redditor'u içmeye devam etti. Uzun bir süre kendisini gayet canlı ve enerjik hissetmeye başlamıştı. Fakat sonunda Byers'ın Redditor bağımlılığı onu öldürdü. Yutulan radyum kemiğe karışır ve bu nedenle tüm radyasyon enerjisi kemik dokusunda birikir. Zamanla radyum, Byers'ın iskeletine muazzam bir radyasyon dozu verdi. Kafatasında delikler oluştu, alt çenesini kaybetti ve kemikle ilgili çeşitli diğer hastalıklardan büyük acılar çekti. Nihayetinde 31 Mart 1932 yılında korkunç bir şekilde öldü. Byers'ın kemikleri radyum yüzünden parçalara ayrılsa da bu durum toplumda büyük bir infial yaratmadı ve halk sağlığı krizi haline gelmedi. Bunun öncelikle iki sebebi vardı. İlk olarak Redditor'dan farklı olarak o dönemde piyasadaki diğer enerji içeceklerinin çoğu tamamen sahteydi ve içlerinde hiç radyum veya başka türde radyoaktivite yoktu. İkinci olarak Redditor ve aslında radyum içeren diğer ürünler çok pahalıydı. Çünkü radyum çıkarması ve saflaştırılması maliyetli olan nispeten nadir ve değerli bir elementti. Yani sadece Byers gibi zenginler onu günlük olarak içebiliyordu. Sonuç olarak Redditor ürünleri büyük ölçüde bunun bedelini ödeyebilecek birkaç kişiyle sınırlıydı. Nihayetinde halk sağlığını korumak adına Redditor'u yapan şirket olan Bailey Radyum Laboratuvarları kapatıldı ve radyum içeren enerji içecekleri 1932'de tüketici pazarından kayboldu. If there's one place I want a little luxury, it's in my coffee. So I pay a bit more for Yuban. Yuban, deep, dark, delicious, luxury in a cup. Yuban coffee. Bugünün enerji içeceği pazarı, müşterilerini canlandırmak, onlara aradıkları ve ihtiyacı olan enerjiyi sağlamak için uyarıcı kafeine dayanan içecek formülasyonları tarafından işgal ediliyor. Kahve, çay, çikolata ve kolada yaygın içerik olan kafein, radyum kadar egzotik olmayabilir ancak aslında bir uyarıcıdır ve tam da adının ima ettiği şeyi yapar. Size ekstra bir enerji patlaması sağlar. Daha doğrusu öyle olduğunu düşünmenizi sağlar. Görünen o ki bu enerjinin çoğu aslında iki ana bileşenden gelir, şeker ve kafein.
Belki en sonlarda anlatmam gereken şeyi konunun ortalarında söylememde fayda var. Kafein seviyeleri dışında enerji içecekleri gazlı içeceklerden ve spor içeceklerinden nasıl farklıdır sorusunun yanıtına bakalım. Gazlı içecekler çoğunlukla su, şeker ve tatlandırıcıdır. Vücudunuz için hiçbir şey yapmazlar. Sadece güzel bir tada sahip olmaları amacına ulaşması için yeterlidir. Sporcu içecekleri aktivite sırasında kaybedilen sıvıları yenilemek için tasarlanmıştır. Genellikle su, elektrolitler ve şeker içerirler. Enerji içecekleri ise üreticilerinin dayanıklılığı arttırdığını ve performansı yükselttiğini söylediği kafein ve diğer bileşenlerle doludur. Büyük ihtimalle dünyadaki ilk enerji içeceği 1962'de Japon ilaç şirketi Taisho'nun ürettiği Lipovitan D'ydi. Çalışanların gece geç saatlere kadar sıkı çalışmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştı. Lipovitan D, günümüzün birçok enerji içeceğinde bulunan aynı bileşen olan taurin içeriyordu. Üreticiler enerji içeceklerinin dayanıklılığınızı ve performansınızı artırabileceğini iddia etse de birçok sağlık uzmanı buna katılmıyor. İçtiğinizde aldığınız herhangi bir artışın sadece şeker ve kafeinden kaynaklandığını söylüyorlar. Şekeri az çok biliyoruz. Aynı şekilde kafeinin etkisini de. Fakat gerçekte kafein nasıl çalışıyor, bunun üzerinde biraz düşünelim. Then you can relax with the most asked for soft drink in the whole world. Bright and bracing Coca-Cola. Give yourself a break. Kafein, trimetil kısantin adı verilen doğal olarak oluşan bir kimyasal uyarıcıdır. Bir uyuşturucudur ve aslında amfetaminler, kokain ve eroin gibi daha kötü şöhretli uyuşturucularla bir dizi özelliği paylaşır. Beyin fonksiyonlarını uyarmak için diğer uyuşturucularla aynı biyokimyasal mekanizmaları kullanır. Saf haliyle kafein, tadı çok acı olan beyaz kristal bir tozdur. Çikolata, kahve ve çayın doğal bir bileşenidir. Kola ve enerji içeceklerine ise eklenir. Bir şehir efsanesi var, duydunuz mu bilmiyorum. Coca-Cola'ya ilk üretildiği zamanlarda içine kokain ekleniyor diye. Efsane doğru. Coca-Cola ilk zamanlarda bağımlılık yapıcı bu madde içine eklenip piyasaya sürülüyordu. Fakat 1914'te Harris'ın narkotik vergi yasasını kabul edilmesiyle tıbbi olmayan her türlü kullanım yasa dışı hale getirildi. Kafein, beynin kimyasını değiştirerek çalışır. Uyku ile ilişkili doğal bir beyin kimyasalının etkisini engeller. Adenozinin. Size biraz nasıl ve neden uykumuzun geldiğini anlatayım. Adenozin, uyku ve uyanıklık döngümüzü düzenleyen sistemin bir parçasıdır ve hücresel metabolizmanın bir yan ürünüdür. Bu nedenle gün içinde ne kadar aktif ve uyanık olursak, beyinde o kadar fazla adenozin biriktiririz. Örneğin egzersiz, beyin adenozin seviyelerini arttırabilir ve adenozin reseptörlerinin uyarılmasıyla uykuyu teşvik eder. Uyku sırasında adenozin geri dönüştürülür ve beyindeki seviyesi azalır. Daha az adenozin reseptörü uyarımı ise daha fazla uyanıklığa yol açar. Özünde, ne kadar uzun süre uyanık kalırsanız o kadar fazla adenozin biriktirirsiniz, o kadar fazla uyku baskısı elde edersiniz ve yatmadan önce uykuya dalma olasılığınız da o kadar artar. Aynı şekilde adenozin reseptörü uyarımı ne kadar az olursa kendinizi o kadar uyanık hissedersiniz. İşte kafein bir adenozin reseptörü engelleyicisidir ve uyanıklığı teşvik eder. Vücudunuzda parti başlatır. Kafein adenozini bloke ettiğinde beyninizde nöron ateşlemesi artar. Hipofiz beziniz tüm bu aktiviteyi görür ve bir tür acil durumun meydana geldiğini düşünür. Bu nedenle adrenal bezlerinize adrenalin üretmesini söyleyen hormonlar salgılar. Bildiğiniz gibi adrenalin savaş ya da kaç hormonudur ve neticesinde göz bebekleriniz büyür, kalbiniz daha hızlı atmaya başlar, kan basıncınız yükselir, midenize kan akışınız yavaşlar, karaciğeriniz ekstra enerji için kan dolaşımınıza şeker salgılar, harekete hazır hale geçmeniz için kaslarınız sıkılaşır, beynin zevk merkezindeki bir kimyasal olan dopamin seviyelerini etkiler. Tüm bu fiziksel tepkiler daha fazla enerjiniz varmış gibi hissetmenizi sağlar. Artık büyük bir fincan kahve içtikten sonra ellerinizin neden üşüdüğünü, kaslarınızın neden gerildiğini, heyecanlandığınızı ve kalp atışlarınızın hızlandığını anlıyor olmalısınız. And this natural maturing brings out all their richness, flavor and aroma. Deep, dark, delicious, you bet. Enerji içecekleri genellikle güvenlidir ancak çoğu şey gibi bunları da ölçülü bir şekilde içmelisiniz. Kafein kuvvetli bir uyarıcı olduğundan çok fazla tüketilmesi kalp çarpıntısına, kaygıya ve uykusuzluğa yol açabilir. Gergin ve sinirli hissettirebilir. Aynı zamanda bir diüretiktir yani böbreklerin idrarla fazla sıvı atmasına neden olur. Bu da vücutta daha az sıvı kalmasına neden olacağı için egzersiz yaparken enerji içeceği içmek sizi ciddi şekilde susuz bıraktığı için özellikle tehlikeli olabilir.
Günümüzdeki enerji içeceklerinde radyoaktif maddeler kullanılmasa da özellikle çocuklar ve gençler için gerçekten sağlıklı veya güvenli bir enerji içeceği diye bir şey yoktur. Enerji içecekleri genellikle diğer ek uyarıcılar, tatlandırıcılar ve alışılmadık içeriklerle zenginleştirilir ve o şekilde piyasaya sürülürler. Açıklamalar bölümüne linkini yazdığım Kafein Informer sitesinde hangi içeceğin ne kadar kalori ve kafein içerdiğini liste halinde gösteren çok kullanışlı bir tablo var. Soda, enerji içecekleri, kahve, çay gibi kategorilere de ayrılmış durumda ve filtreleme de yapabiliyorsunuz. Muhakkak bir göz atın derim. Tüm bu anlattıklarımdan kafeinin asla alınmaması gereken zararlı bir bileşen olduğu sonucunu çıkarmayın. Öyle bir şeyi kimse de umursamaz zaten. Kısa bir araştırma ile bu bahsettiklerim kadar kafeinin yararı ve kullanım alanları olduğuna emin olabilirsiniz. Ben biraz bardağın boş tarafından bakmak ve boşlukta görünleni anlatmak istedim. Biliyorsunuz her şey kararında olmalı, fazlası zarar. Kartaneleri radyoaktif berilyum içeriyor diye kışın kartopu oynamayacak ya da radyoaktif potasyum izotopu yiyoruz diye muzdan vazgeçecek değiliz. Kafeinin durumu biraz da böyle. Fakat siz olun, çenesi düşen Byers gibi süslü reklamların ve anlamsız tavsiyelerin algısına kapılıp da bana bir şey olmaz diyerek enerji içecekleri ya da kafeini bilinçsiz tüketmeye kalkmayın. Sağlığınızı kaybettiğinizde sahip olduğunuz her ne var ise onlar da anlamını yitiriyor. Instant Folgers taste good as fresh perked. Try it. Değerli dostlarım, bugünlük de bu kadar. Videoyu beğendiyseniz desteğinizi lütfen esirgemeyin. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basmanız ve yorum yapmanız benim için çok kıymetli. Bu etkileşimler benim daha kısa zamanda daha çok video yapabilmem için gerçekten gerekli. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Sevgi, bilim ve sağlık hayatınızın ve değer verdiklerinizin hep bir parçası olsun. Hoşça kalın.